Arkadaşlar herkese merhabalar. Finansal danışmanlıkla alakalı hizmet verdiğimiz YouTube kanalımıza öncelikle hoş geldiniz. Yeni katılan arkadaşlarımız ve bu videoyu izleyen diğer izleyicilerimizden kanalımıza öncelikle abone olmasını rica ediyorum. Arkadaşlar, varlık yönetim şirketleriyle alakalı olarak sizlere sürekli biliyorsunuz borçları varlık yönetim şirketlerine düştükten sonra, en azından oraya düştükten sonra ödemenizi tavsiye ediyorum. Ancak son günlerde aldığım şikayetler var. Danışmanlık hizmeti alan arkadaşlarımız diyor ki biz varlık yönetim şirketlerine borçlarımızı ödemek için kendilerini aradığımızda borçlarda indirim yapmadıklarını, bu denli nasıl bir yol izleyecekleri hakkında arkadaşlar bana sürekli şikayette bulunuyorlar. Bununla alakalı olarak öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bazı varlık yönetim şirketleri, isimleri hiç önemli değil, X, Y, Z, bunların hepsini aynı tartıda tutmuyoruz. Ama bunların hepsi bankacılık denetleme kurumunun altında birer şirket olduğunu kesinlikle unutmamalıyız. Yani BDDK tarafından denetlenen ve BDDK'ya bağlı olan şirketler olduğunu asla unutmamalıyız. Arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız şu şikayette bulundu. Biz varlık yönetim şirketini arıyoruz. Aradıktan sonra örnek veriyorum, 100 bin liralık bir borç için 30 bin TL'ye anlaştığımız halde varlık yönetim şirketi bu sözünde durmuyor. Hangi sözünde durmuyor? 30 bin lirayı aldıktan sonra dosyayı kapatmadığını, sözlü taahhüt ettikleri halde ibraname vermedikleri, buna istinaden de yani borcu yoktur kağıdını da alamadığımızdan dolayı dosyanın icra dairesinde kapanmasının söz konusu olmadığını söylüyorlar. Buradan varlık yönetim şirketi yetkililerine özellikle seslenmek istiyorum. Bakın, borçlular birer suçlu değildir. Bunu unutmamamız gerekir. En azından 100 bin liralık bir borcu 5-10 bin liraya satın aldığınızı farz edersek, bu vatandaşa 30 bin TL karşılığında bu borcun kapanması yönünde sözlü taahhüt verdiğinizi ve buna istinaden bir anlaşma sağladığınızı da farz edelim. Neden varlık yönetim şirketi olarak BDDK'nın altında resmi bir şirket olduğunuz halde neden bu tip algı oluşumuna sebep oluyorsunuz? Şikayetvar.com'da yüzlerce şikayet okuyoruz ve bunu sadece ben değil, bütün varlık yönetim şirketi ile problem yaşayan diğer bankanın müşterileri maalesef bu şikayetten artık çıldırmış durumdalar. Buradan varlık yönetim şirketine borçlu olan arkadaşlara sesleniyorum. Öncelikle bir ses kaydı programı indirin. Ses kaydı programını indirdikten sonra varlık yönetim şirketi görüşmeleriniz kayıt altına alındı der demez siz de görüşmeleri kayıt altına aldığınızı özellikle belirtin. Bunun arkasından arkadaşlar onlar görüşmeleri kayıt altına her ne kadar almakta serbestse kanunen, siz de bunu yapmakta serbestsiniz. Ancak görüşmeleri kayıt altına aldığınızı karşı tarafa söylemezseniz bunun suç olduğunu unutmayın. Bu konuda hemfikir olalım. Sözlü taahhütü aldınız. Karşı taraf bunu söz verdi. 15 iş günü içerisinde, altını çizerek söylüyorum, 15 iş günü içerisinde eğer varlık yönetim şirketi, siz örnek veriyorum 100 bin TL'lik borcu 30 bin TL civarında kapattıktan sonra zaten yollarken açıklama kısmına da şu icra davasına bağlı bir ödemeye binaen bu ödemenin yapıldığını söylerseniz herhangi bir sorun zaten yaşamayacaksınız. Ta ki yaşadığınızı düşünelim. Elimizdeki ses kaydı cepte. Varlık yönetim şirketi 15 iş günü geçti, kapatmadı icra davası dosyasını. Yani ne yapmadı arkadaşlar? Dosyayı infaz etmedi. Haricen tahsil edilip dosyanın infaz edilmesi gerekiyor ve bu işlemi gerçekleştirmedi. Hemen Bankacılık Denetleme Kurumu yani BDDK'ya E-Devlet başvuru formu var. BDDK, E-Devlet şifresiyle girebildiğiniz yer. Orada durumu açıkça belirtin.
Elinizde de gerekli ses kayıtlarının olduğunu, delilleriniz olduğunu belirtin. Bir hafta içinde varlık yönetim şirketi o dosyayı kapatmak zorunda arkadaşlar. Arkadaşlar yine varlık yönetim şirketleriyle alakalı aklınıza takılan herhangi bir sorun olursa lütfen yorumlar kısmından bana ulaşmayı unutmayın. Ayrıca finansal danışmanlık almak isteyen arkadaşlarımız olursa, yani bankalardan kredi çekemeyen, kredi notunu yükseltemeyen ancak 5 yıl diye bankacıların yaptırım uyguladığı o müşterileri 3-5 ayda, 6 ayda, 7 ayda yine bankalarda kredibilitesi olan bir müşteri olarak kazandırmayı hedeflediğim danışmanlığı almak için katıl butonunu tıklayabilirsiniz. Katıl butonunu tıklamak istemeyen arkadaşlar da bana fuat0909@yandex.com'dan arkadaşlar ulaşabilirler. Orada kişilere IBAN yolluyoruz. Faturasını ise kesiyoruz. Bu arada ben bir limite şirketiyim. Fuat Çakmak Bilişim Yazılım Danışmanlık Sanayi Ticaret Limite Şirketi'ne bağlı Aydın Ticaret Odası'na kayıtlı bir firmayım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğendiyseniz like tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.